İyi günler. Faruk Aslan, Muhabbet TV yok o kadar yayında. Bugün 16 Kasım 2020. Bugün yayınımızın konusu suç, suçlu ve güç. Bu konuyu neden konuşuyoruz? Michel Foucault demiş. Her şey sexuality punishment, punishment and Power. Michel Foucault'un bir kitabının ismi bu. Doktora tezi. Fransız sosyolog, 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir sosyologtur. İsveç'te Absala Üniversitesi'nde ...altı yıl doktora yaptı. Fakat İngilizcesi aksanı, French, French aksanı neleriyle çok ağırdı. Dili çok güzel kullanmasına rağmen aksane iyi, olma, iyi olmadığı için pek anlamadılar. Yazısını da çok karma karışık buldular. kalmak gibi çok ağır buldular ve İsveç'te doktora tezi kabul edilmedi. Everything is monitored. Her şey izleniyor demişti 1960'larda. Devletler, istihbaratlar her şeyi izliyorlar. Kontrol etmeye çalışan paranoyaklar demişti. Hapishanelerde bir araştırma yapmıştı. Bilimsel bir araştırma sadece hapishanedeki insanların değil bütün insanların izlendiği kanatına vardı. Yani hapishanede uygulanan monitoring sisteminin aslında bütün topluma devletler ve istihbaratlar tarafından uygulandığını ve insanların bir hapiste yaşadığını söyledi. Hapishane dediğiniz nedir ki? Hapishane böyle çok çeşitli varyantları olabiliyor. Everything is monitored under control. Bu nedenle suç, suçlu ve cezalandırma konusunda gücü elinde bulunduranlar kibir satıyorlar. Ve yargı reformu falan yapmıyorlar. Biliyorsunuz daha önce biz bu filmi görmüştük. Öyle değil mi? Devlet elinde bulunduran ve kendisinin haklı olduğunu iddia eden bir elit şebeke, mafya yapılanması bir terör örgütü olarak ülkemizi, Türkiye'yi yönetiyor ve hapishaneye çevirdi ülkemizi. Michel Foucault demiş, artık hapishaneler bir tane değil, bütün ülke hapishane. Devletin istihbaratı suç işleme özgürlüğü elde edince ve hesap vermeyince böyle oldu. Buna karşı çıkan Mehmet Baransu 5 yıldır hapiste gazeteci. Tecitte tutuluyor. Buna karşı çıkmayan Abdullah Gül hala sırıtıyor. Hayret ediyor. Buna hiç karşı çıkmayan Ali Babacan parti kurdu. Hatta Ahmet Davutoğlu bile parti kurdu. Ümit Özdağ iyi Parti'den şutlamışlar. Erdoğan'ın köpeği olduğu içindir. Yani Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Bir sürü köpek var. Bas bas, bangır bangır, barking yapıp köpeklik yapıyorlar bir yerlere, güç merkezlerine. Ondan sonra da e, tabii nizam, intizam, e, sanat, beyan, ifade düşünce özgürlüğü, dün özgürlüğü kalmıyor. Can, mal, özgürlüğü zaten kalmıyor. Böyle bir ülkede hiç kimsenin hayatı güvende değil. Bütün köpekleri Erdoğan sildizden çıkardı biliyorsunuz. Köpekleri jail out yapan Erdoğan diye bir adam yaşıyor Türkiye'de. Sarayda oturuyor kaçak saray. Diploması yok. E, hırsız. E, hırsız parasını e, çaldığı parayı vermek istemiyor. Zorla almak lazım. Ben hiçbir hırsızın çaldığı parayı gönüllü olarak hak sahiplerine iade ettiğini daha görmedim. Bu yaşa geldim. Görmedim. Siz gördünüz mü? Hiçbir katilde de cinayet işlediğini kabul etmiyor. Bir gerekçe uyduruyor. Kutsal ol bir gerekçe de buluyor. Devlet gerekçesi. Kutsal devlet. Öbür tarafta öyle olmuyor. Öbür tarafa gidince hesaplar karışıyor. İnsan aldandı ayet-i kerimesi Melekler tarafından Ahmet Kekeç'in yüzüne okunuyor. Eyvah diyor aldandık. Biz bu dünyayı sabit sandık. Fani dünya olduğunu unuttuk. Yalan söyledik köşelerimizden. Masum insanların hayatını kararttık. Erdoğan'a biat ettik şeytana. Ondan sonra masum insanları terörist ilan ettik. KKL'i işten attık. Ölsünler diye uğraştık ve hiç durmadık. Namussuz ve şerefsiz olduk. Namert olduk. Öbür tarafta işler böyle yürümüyormuş diye Ahmet Kekeç öğrendi. Bugün öğrendi. Ve daha öğrenecek çok köpek var böyle Ahmet Kekeç gibi. Zulmün devam edeceğini sandılar. Hani ne diyordu Şair? Ahiret yurdu yakın. Pişman olacaklar çok. Batı'dan doğunca gün, yapacak bir şeyin yok. Şa şairler şiir okuyorlar. Öz sözlerini, yürek sözlerini söylüyorlar. Anlayan nerede? Ben de şiir yazıyorum. Dün yazmıştım aslında bu şiiri. Sokak ve Suçlu. Şiirin adı. Bir de Uyanış ve Firar diye şiir var. Neyse şiirler çok. Sen onları unut. Onlar da seni. Zamanla iyileşir. Cesur olma zamanı. Rüya mı? Gerçek mi? Koca bir boşluk. Sevmedim hiç. Gerçeğe bağlanmalısın. Yalanları sevmedim. Ahirette azal canınızı aldı mı? Naziyat ve neşitat melekleri gelir. Yalancılar kitabında mı bu vatandaş ebedi olarak hayatı boyunca yalan söylemiş? Hayatı yalan. Doğrular kitabında mı? Hiç doğru söylememiş. 15 Temmuz'u Erdoğan'ın yaptığını bildiği halde Ahmet Kekeç söylememiş. Vay çakal vay. Ölmüş mü? Ölmüş. Gerçeğe bağlanmalısın. Ait olamadın hiç gerçeğe ait olamayanlar öldükten sonra da yalancılar kitabında yer aldığı için cehenneme ait olur. Cennete ait olmaz. Ayakta kalmamız bile mucize. Bu şeytan rejimde sevdiğini yaşatmalısın. Varlığını hissettirmelisin. Sen zombi değilsin. Erdoğancılar, perinçekçiler, etücüler, paydocular gibi. Sen zalim değilsin. Sen zulmedemezsin. demezsin. Sen hakkını helal edersin zalime bile. Sırtında yükle gitmek istemezsin. Sırat köprüsünden geçip cennete gitmek için yola çıkmıştım. Ebede müştak olan ruhun bu yolda tepeler, akrebeler açtı. Kur'an ifadesiyle tepenin ne olduğunu bildin mi? beraber yanmadık biz. Biz yandık, siz yanmadınız. Yalnız yanmak da evladır aslında. Biz yalnız yandık bu yollarda. Siz siyasi İslamcılar hiç yanmadınız. Perinçekçiler siz yanmadınız. Etücüler, balocular, darbeciler siz cehennemde yanacaksınız. Biz bu dünyada yandık. Yalnız yandık hissettiğin koca yalnızlık, Jüpiter gezegeni gibi, çöl, iyilikleri göndermek istedik Jüpiter gezegeninden dünyaya. Dünyayı şeytanlar ele geçirmişlerdi. Mars'ı ile geçirenler ise hırs, şeffet ve öfkeyle savaş tanrılarını çıkartmışlardı. Baltalarını çıkartmışlardı ve Soykırım, katliam, faşizm yapıyorlardı. Mars'tan dünyaya saldıranlar vardı. Sen yüce kalbinde ülvesin. Kalbinle, ruhunla güzelsin. Ey hizmet edenleri, siz güzel insanlarsınız. Bunca zulme rağmen asla şiddete karışmadınız. Size kötülük edenlere iyilik istediniz. Isla olmaları için dua ettiniz. Kendi kafandan çıkamadın ey çekçi ey siyasi İslamcı, ey darbeci. Yobazlıktan çıkamadın, insan olamadın. Sesin bile yabancıydı sana. Yalnızlık çölünde sen perişan iken sana oh olsun demişti zalimler. Sen kimseye muhtaç olmadan bu seyri sülüyü, fani dünyayı tamamlayıp ruhunu ruh Rahman'a teslim etmek istedim. Gayrı istemem dedim. Ruhumu Rahman'a teslim ettim. Gayrı istemem. İsterim bir yar baki isterim. Hiç ender hiçim. Bütün kainatı beraber isterim. Şemsi servet de içinde olsun. Yan cebimize koy dedin. Hiç ol, olmayı istedin. Jüpiter çölünde. Aynı zamanda dünyayı da yanında garnitür beleş olarak istedim. Kimse muhtaç değildin sen. Hiçliğinde yok olurken, hiç olurken aynı zamanda bütün şemsin, güneş galaksisinin içinde bulunan serveti de beraber istiyordun ki adalet hüküm ferma olsun. Şeytanlar dünya yönetmesin. Benliğini yok ettim belki ama artık sen de yoktun. Sokak çocuğuydun sen Faruk kimsenin görmediği, sokaklarda yaşayan sokak çocuğu. Ben hep sokak çocuğuydum. Sokaklardan hiç çıkmadım. Evim yoktu benim. Evim olmadı. Sokaklarda yatan sokak çocuğu gülü boy oldu. Kader böyle öngörmüştü. Peder Bey Bahatya'da 7 yaşında elime bir sakız kutusu yapıştırmıştı bayram sakızları, şekersiz. Bir de tipi tip. O zamanlar tipi tip vardı. Şekerli sakız. İki, iki paket sakız kutusunu bitirmeden eve dönme dedi. Yedi yaşında ilkokula yeni başlamıştım. Asker de babam benim. Erhaç üstünde lojmanlarda kalıyorduk. Kimseyi tanımıyordum madrede. Çocuktum ben. Yedi yaşında. Yanıma Yasemin teyzemi aldım. O da on beş yaşındaydı benden 8 yaş büyüktür. 15 yaşında teyzemle sokak sokak sakız sattık. Babam sert biriydi, despot biriydi. Sakızlar bitmeliydi. Parasını da vermeliydim babama. Bütün kapıları çaldık Bahate'de. Her kapıyı. İki kutu sakızı bitirmek kolay mı akşama kadar? Benim gibi utangaç bir çocuk. Teyzem de utangaç. 15 yaşında bütün Manatta'yı dolaştık. Ve sakızları bitirdik. Eve mutlu dönmüştük. O zaman matematiği öğrendim. Yani sakız ne kadar, kutudan ne kadar para kazanılabilir? Bir de bahşişler var. 7 yaşında çocuk sakız satıyor. Kapısı, kapınızı çalmış. Fazladan para veriyorsunuz. Fazla paraları sol cebime attım sakız paralarını sağ cebime koydum. Peder Bey'e sağ cebimdeki paraları verdim. Ben aptal değilim ki. Peder Bey'e hepsini vereyim. Yasemin teyzeme dedim ki çaktırma vaziyeti sol cebimizdeki paralarla sinemaya gideceğiz. Popcorn yiyeceğiz. Seni sinemaya götüreceğim teyze dedim. Çok güzel sinema vardı matede. Açık hava sineması. Arabayla gidiyorsun. Amerikalılar yapmış. Adamlar yapıyor. Ve ben sinema macerama böyle başladım. 7 yaşında. Amerikan filmlerini seviyordum. Güzel filmler geliyordu. Manatya, Ah manatya. O bulakları Somuncu babası, Terzi babasıyla Hulusi babasıyla Battal gazisiyle Malatya şehitler diyarı, havariler diyarı evliyalar, peygamberler diyarı Hazreti Hızır'ın diyarı Malatya. Mert insanlar diyarı. Evet. Çok güzel insanlar çıkmıştır Malatya'dan. Tugut Özal çıkmıştır mesela. Derine gömülü travma. Hisseder her şeyi ruh. Dışarı çıkmaz, bağırır. Çığlık çığlık ağlar. Neşteri yaraya vurmalısın. Dağlayıp yakmalısın. Kendi cezanı kendin kestin. Suçsuz birini suçlamak suçtur. Suça azmettirenleri yakalayamıyoruz Türkiye'de. Suçları da yakalayamıyoruz. Sarayda, mitte dolaşıyorlar. Ondan sonra masum insanları suçluyorlar. Suçluları da yakalayamıyoruz. Suça azmettirenleri de yakalayamıyoruz. Böyle bir sorun var. Bir de utanmadan masum insanları suçlayan, günah kitlesi yap, yapan 15 Temmuz darbe, soykırım ve faşizm rejiminin unsurları, ayakları var. Kırk ayak. Kendine karşı suç işleme. İtiraf et. Kurtul. Tövbe ve istiğfar Tek düşmanın kendinsin. Masum çocuğu hırpalama. Onu sev. Cehennemden çıksın bu dünyada cehennemde yaşıyor zira. İsterse devletli olsun, isterse şemsi servet sahibi olsun, makam şan şöyle sahibi olsun. Cehennemin dibinde yaşıyor aslında. Masumlara, mazlumlara, mağdurlara zulmederek, suç istilat ederek kendine zulmetmemelisin. Sonun Ahmet Kekeç gibi olur. Kaç tanesi daha böyle gidecek? Burhan Kuzu gibi olur. Öbür tarafta hesabın çetin olur. Mutlu olmalısın bu dünyada. Perinçek anne tarafından Malatyalı mı? Babası mı Karakoçanlı? Daha kötü ya. Malatyalı'nın kötüsü çok kötüdür. İyisi çok iyidir. Ortası yoktur. Karakoçanlar ise Paso Kara. Yani anne babadan hiç nasibini almamış. Belli oluyor. Kendinin düşmanı olma. Baba tarafı Erzincan değil. azı Karakoçan. Karakoçanlı. Doğu Perinçek. Bir liderinin nereli olduğunu bilmiyorsun sen de. Vatan Partisi'nden olacaksın. Suçlamak değil görevin. Kutsal çocuğu korumalısın. İçinde hiç kirlenmeyen, masum, the innocent child, divine child. Cenneti kurmalısın bu dünyada. Ahirette cenneti istiyorsan. Mutlu olmalısın. Allah'tan razı olmalısın. Allah senden hoşnut olsun ki salih amellerle iyilik yap. Kötülük yapma. Şeytanlık yapma. Şeytanı dinleme. Kendi şeytanını Müslüman yap. Peygamber Efendimiz ifritlere şöyle diyor kudurmuş olan ifritler şeytandır insanın nefsinde. Heva ve nefes, nefsiniz bir puttur. Şeytanlık fısıldar. Sizin göreviniz büyük cihat yapmak. Yani şeytanınızı Müslüman yapmak. Vatan Partisi'ndeki kardeşler şeytanı foray ettiler. Şeytanı Müslüman yapmaya hiç niyetleri yok. Şeytan iktidara gelsin istiyorlar. Azınlık olmasına rağmen. Hayatla ulaş artık. Hayatınla ebedi saadetini temin etmek için kısa, fani bir hayat sermayen var. Kaçma. Korkma. Yücelt, yükselt ruhunu. Saygı göster insanlara, değer ver. Aşağılama, horlama. Küçük görme. Ayrımcılık yapma. Ötekileştirme yapma. Sen aşka aşık olmalısın. Nefrete kine değil. Kin ve nefret ehli insanların cennete gittiğini ben görmedim. Kibirli olanların görmedim. Gördüyseniz haber verin. O video özel gönderiliyor. Salih nerede? Salih'le İki gündür e, okey ve tavla oynuyoruz. Öğrendi, altı yaşında biliyorsunuz. İlk oyunda beni yendi. İsterseniz Sadi'yi oyunda yenin bakalım kolaysa. Altı yaşında. Okey oynamayı öğrettik, yendi. Tavla oynamayı öğrettik, yine yendi. Ondan sonra ikinci oyun oynayalım dedim. Bu acemi şansıdır. E, i̇kinci oyun oynadık yeniyordum az kalsın. Salih mızıkçılık yapmaya başladı. Dedi ki: Ben kaybedemem. Ben kumar oynamıyorum. I am not gambling dedi. I have to win. Taşı eline aldı okey taşını. Tam anlamın ortasına şak çaktı. Okey taşını kafaya yedik şuradan. Ondan sonra anladık ki bu oyunu da Salih kazanmak zorunda. Ee, Salih'e kazandırdım tabii. Baba olarak yani. Salih hırslı. Kaybetmeyi sevmiyor. Tahammülü yok. Tavla da öyle oldu. Ondan sonra her gün geliyor bana tavlayı getiriyor. Tavla oynayalım. Okey oynayalım. E, sonucu belli. Salih kazanacak. Yani benim kazanma şansım yok Salih'e karşı. Eğer e, ben kazanırsam Salih dövüyor. Taşları fırlatıyor. Agresif yani bayağı. Kazanma hırsı var çok. Sadece böyle. Yedisinde böyle olan yetmişinde de böyle olur. İşimiz var anlayacağınız. Bugün e, aslında Esenyenler diye bir tarikat var. Hazirliklere kadar e, Yahudilerin koyu ultra ortodoks Yahudilerin özgür yaşam, yaşamı özgürlük arayışıyla ilgili bir yayın yapmaya karar verdim. New York'ta Satmar hasidlikleri var. Ee, öz tarikatı vardır Yahudilerde. Yahudilerde e, 73 tane fırka vardır. 73 fırkanın bir tanesi ehli haktır. Her dinde, kültürde bir tanesi doğrudur. 73 tanesi birden yanlış değildir. Bir tane doğru yol vardır yani. Her grup içinde iyi olanlar olabilir. Ayrımcılık yapmaya gerek yok değil mi? Bugün ise Yahudileri anlatayım. Yedi grup Yahudi vardır bugün yaşayan. Eskiden de öyleydi, bugün de öyle. Yedi grup içinde 73 tane fırka bulunur. Değişik tarikatlar bulunur. Tarikatlar bu nedenle kapatılamaz. Doğu Perinçe'ye selamımı söyleyeyim. Tarikatlar sosyolojik olarak bir gerçektir. Gerçek kapatılamaz. Tarikatlar yaşar. Form değiştirir, yine yaşar. Sosyolojik gerçekler kanıksanamaz. Biraz sosyoloji okusun. Hazreti İsa'nın Esenyen tarikatından olduğu iddia ediliyor. Esenyen tarikatı nedir? Esen olarak da bilinir, öz tarikatı. Almanya'da Esen diye bir şehir var ya oradan geliyor. Esen. Esen, eh, the essence, öz demektir. Bu tarikatın kökeni Hazreti İbrahim'e kadar gidiyor. Hazreti İbrahim'den e, Miras kalan Zahor diye bir kutsal kitap var. Hazreti İbrahim'le biliyorsunuz kutsal safile verilen bir peygamberdi. Ve Yahudiler atalarını Hazreti İbrahim'e götürürler Hazreti İshak üzerinden. Esen tarikatı mağaralarda yaşar. Yani insanların içinde yaşamaz. Çok hassas, ince ruhlu, dinin bütün gereklilerini yerine getiren ultra ortodoks koyu bir tarikattır sürekli ibadetle meşguldür. Sürekli duayla, zikirle meşguldür ve özgürlük arayışında lider entelektüel bir tarikattır. Eğitime çok önem verir. Kendi aralarında evlenir. Kesinlikle dışarı kız vermez, dışarıdan kız almaz. Es Esenyenlerin Hasidik kolundan e, Toronto'da Naraya var tarikatı var. Küçük bir zümre. Ee, bunlar 1914'te e, Kanada'ya gelmişlerdi. Hitler'in soykırımından sonra toplu halde Avrupa'dan Kanada'ya ve Amerika'ya geldiler, yerleştiler. Hasidikler kendi yaşamlarını bu özgür ülkede Amerika ve Kanada'da kurdular. Kendi köylerini kurdular ve kendi üretimlerini yaptılar. Kendi dinlerini yaşamaya devam ettiler. Kesinlikle din değiştirmediler. Kesinlikle adetlerinden, geleneklerinden taviz vermediler. Kadınları çok çalışkandır. Çok e, temiz ruhludur. Saçlarının telini bile yabancı bir erkeğe asla göstermez. Çalışanları, okuyanları peruk takar. Hele evlendikten sonra saçının telini bile yabancı bir erkeğe göstermesi haramdır, ayıplanır. Başörtüsü takarlar köylerde. Eğer dışarıda çıkacaksa perukla çıkar. Kendi saçıyla çıkmaz. Başörtüsü saçını göstermeme Yahudilerde çok güçlü bir gelenektir. Dini ibadet sayılır. Erkek egemen bir kültüre sahiptir. Kadınların söz hakkı sinagogda yoktur. Sadece işlerinde Nariye var tarikatının eşitlik ilkesi var. Kadın erkek Alevlerde olduğu gibi yan yana oturabiliyor. Ee, onlar da Toronto'da toplam şu anda e, 900 üyesi var. E, downtown'da yer alıyor. Başında York Üniversitesi'nden bir profesör var. Benim arkadaşımdır, kankamdır kendisi. Nasıl kankam oldu diye soracak olursanız çok ilginç bir hikayesi var. E, Yahudi Kongresi'ne karşı çıkan yani diğer altı e, grubun dahil olduğu gruba karşı çıkan Yahudi Rabbi, Rabay, konuşmacı. Çünkü bizim yaptığımız interfaith gathering toplantılarına Yahudiler gelmiyor. Rabaylar gelmiyor. Yahudiler olmadan diyalog yapıyoruz. Olmaz. Eksik. Bu nedenle kafayı taktım ben. Kafayı taktım mı ben Rabay'ı getiririm. Mutlaka getiririm. Kafayı taktım. Zaten o sırada 2011'de Bathurst mahallesinde oturuyorum. Toronto'da. Yahudilerin olduğu mahallede. O da şöyle oldu. Ben normalde Scarborough'da Lawrence'da, Victoria Park'ta Müslümanların mahallesinde oturuyordum. Fakat birdenbire şöyle bir şey oldu. Toronto'da, Toronto'daki arkadaşlar, diyalogdaki arkadaşlar beni Gezi'ye rehber olarak gönderdi Türkiye'ye. Önce bir öğretmen heyetini götürdüm. Genius. Kanada'nın Gifted Class. En zeki öğrencileri verileri de götürdüm. 10 kişilik bir heyeti gezdirdim. Türkiye'de 10 gün. Sonra arkadaşlar telefon ettiler. Ee, Kanada'ya gelme. Bir ekip daha geliyor. Toronto Emniyet Müdürleri, eşleri, Çinli doktoru ve Kanada'nın Adalet Bakanı ve karısı, o da Yahudi geliyor. Onlar da gezdir. İyi dedim. Bir 10 günde öyle gitti. 20 gün. Bir 3 günde ben İstanbul'da kaldım. Etti 23 gün. 23 gündür evden uzağım. Hanım arıyorum. Hanım diyor ki evi taşıyorum. Nereye taşınıyorsun? Beni bekle. Hanım evi tutmuş. Nereye taşınıyoruz? Gelince görürsün dedi. Adresi de söylemedi. Arkadaşlar yardımcı olmuş. Evi taşımışlar. Evi tutmuşlar arkadaşlar sağ olsunlar. Bizim diyalog grubundaki arkadaşlar yardımcı olmuşlar. Azeri arkadaşlar da evi boyamışlar. Hanım da Azeri bir arkadaşın evinde kalıyor çocuklarla. Ben geldim Toronto'ya. Ev adresini bilmiyorum. Evim yok. <laughs> Meğerse Yahudi Mahallesi'nde Petrus'ta, Stres'in olduğu yerde e, koyu, radikal, hasidiklerinin arasında ev tutmuş adam. Gitmiş Toronto'da bir tane yer var. Koyu, hasidik <laughs> Yahudilerin bulunduğu mahalle var. Onun ortasında ev tutuyor. Çok akıllı yani benim hanım da böyle. Hasidik mahallesinde bizim işimiz var? Her taraf Yahudi. Cumartesi günü kara giyiyorlar. Kara şapka, kara kıyafet, kapkara böyle. Ee, korkarsınız görseniz. Sinagoga gidiyorlar. Ailecek. Aşırı radikal, ultra, ortodoks. 13 tane e, şeriat okulları var. Çok koyu, din eğitim yapıyor. Özel. Ondan sonra bizim arkadaşlar ben Yahudi Mahallesi'nde oturuyorum ya bana görev verdiler. Dediler ki bunların milletvekilini, rabayını al getir bizim kültür merkezine konuşma yapsın. Hristiyan çağırıyoruz problem yok. İstediğin tarikattan getiririz. İster Katolik olsun, ister Anglikan, ister Protestan. Bütün kiliseler elimde. Bütün papazlar beni tanır. Girmediğim kilise yok tapınak dersen öyle Budistler, Hindular beni çok sever. Zen tarikatından iste, zen tarikatından rahip getireyim. Ee, Japon e, Hristiyan getir, getireyim. Japon Budist getireyim. Hangi tarikattan istersen bütün adamlar benim adamım. Bahi getireyim. İstersen e, Zoroastrian mecusi getireyim. Hepsini getiriyorum. Benim adamlarım hepsi. Ben Toronto Interfet Area'da Türkiye Müslümanları temsilen istişare heyetindeydim. Dolayısıyla 5 yıldır, 2006 yılından beri, 2011 olmuş, herkes beni seviyor. Bir tek Yahudiler yok ortada. Herkes var, Yahudiler kendi işlerinde yaşıyor. İçine kapanık. Getto. Olmaz. Ben getto sevmiyorum. Gittim, marka Yahudi milletvekilinin sekreteri işleri almıyor. Mark yok diyor. E gördüm ben içeri girerken dolu diyor. Randevu almanız lazım. İyi randevu aldık gittik yine yok. Yok dedirtiyor. Dedim ki ben görüşmeden gitmeyeceğim. Söyle Mark'a ben burada oturacağım. Sabahtan akşama kadar. Ben inatçıyım yani. Sonra içeri aldı Mark. Ne istiyorsun dedi. Dedim konuşmacı olarak seni istiyorum. Geleceksin Açılış konuşmasını sen yapacaksın. Türklerin, Müslümanların kültür merkezinde. Olur dedi. Ama dedi belki işimi çıkar. Ee, bir de rabay istedim. Rabay dedi biraz problem. Rabayları Yahudiler Kongresi'ne sormamız lazım. Göndermiyorlar. Rabayı sen unut ama yine de ben sana birini ayarlarım falan dedi. Sonra ne kendisi ne rabay gelmeyecek. Yalan söylüyor. Ben hemen anladım. Beni oyalamaya çalışıyor. 22 defa mesaj bıraktım. 22. Sekretere bıktı benden. Geleceğim mi, gelmeyeceğim mi? Biz cevap ver, değil mi? İnatçıyım yani. Mark ve onun zabayına göre iş yapamayız. Ben dedim kendim bulayım en iyisi. York Üniversitesi'nde sordum, soruşturdum. Sonra dediler ki Narayeva tarikatı var. Ona git. Yok profesörü. Rabay. Sinagog'da. Sinagog'a gittim cumartesi günü. Biz sinagog'da aile katılayım değil mi? Gittik aile katıldık. Welcome to sinagog. Gerçekten girdim içeri. Aynı izledim. Tabi ee, tabii hemen beni fark ettiler. Ve profesör arkadaşla bir saatlik bir görüşme yaptık. Adamın dini anlayışıyla bizim dini anlayışlar arasında bir çizgi kadar fark yok. Duygu, düşünce, dini anlayış. Adam Allah birdir diyor. Hz. Muhammed peygamberdir diyor. Domuz yemiyor, içki içmiyor, haram yemiyor. Gayet güzel bir Yahudi. Dedim konuşmacı olarak seni yazdım bizim bir şeye. Dedi ben gelmeyeyim dedi. Ben gelirsem büyük gürültü çıkar dedi. O zaman rabay gönder bir tane. Dedi rabay da veremeyiz. Niye? Yahudi kongresi bizi aforoz eder. Zaten toplantılarına katılmıyoruz. <laughs> bir de Müslümanlara rabay verirsek tamamen bizi aforoz ederler. Çok aydınlar yani gerçekten bu Yahudiler. Çok çok. E nasıl diyalog yapacağız bu Yahudilerle biz? Bayağı zorluyorum kapıları yani. Sana dedi ben başka birini vereyim. Rus Yahudisi vereyim. Olur mu? Olur. Kız güzel mi? Rachel güzel bir kız. Biz sinagogda yönetim kurulunda. İyi. Rachel'ı gönder. Eğitimden geçireyim. Bir saatlik yemek yiyelim. Rachel'la dating yaptık. Yemek çıkartıp Yahudi kadın. Rus. Güzel kadın. Kocası var ama. Bir saat eğitim verdim, ee, o ne konuşacağını öğrendi bizim kültür merkezinde. Geldi, mükemmel bir konuşma yaptı. Bir içim su, harika. Bizim Türk toplumu, Müslümanlar bayıldılar. Nereden buldun bu güzel kızı dediler. Baya aradım yani bulmak için. Gerçekten güzel Yahudiler var böyle. Ondan sonra tabii diyalogumuz bizim Yahudilerle böyle başladı. Hani diyorlar ya biz Yahudilere çalışıyoruz. Yahudilere çalışmak için e, çok uğraşmanız lazım. Ben Biz Erdoğan değiliz ki Yahudilere bir yer edelim de onların evrine girelim. Mason olalım da onlardan güç isteyelim filan. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz gayet samimane, e, doğal, fıtri bir şekilde e, böyle dostluk, arkadaşlık ilişkisi kuruyoruz. Sinagogla ilişkimiz böyle çok güzel ilişki yani gerçekten. Sinagogdakilerin haberi bile yok. Yahudi Kongresi'nin hiç haberi yok zaten. Ama tabii haber hızlı yayılıyor. Faruk Aslan bir Yahudi'yi ikna etmiş ve kültür belgesinde konuşacak. Hemen haber Mark'a gitmiş. Mark milletvekili. Adamı hiç beklemiyordum. Rabay getirmedi ama kendisi geldi. Yanıma oturdu. Faruk birinci konuşmayı ben yapacağım dedi. Seni yazmamıştım ben. Geleceğini bilmiyordum. Olsun dedi. Birinci konuşmayı ben yapacağım dedi. Beni sahneye çıkart. Kürsüyü ona verdim. Beş dakika dedi. On beş dakika konuştu. Kürsüden zor indirdim adamı. Elinden mikrofonu zorla aldım yani. Bu adamları kürsüye çıkartınca da böyle oluyor. Politikacı ne olacak? Nasıl ama? Süper değil mi? Narayava tarikatı Toronto'da. Downtown. New York'ta da var. Ee, Satmar Hasidiklerin köyü ise Kiryas e, Juhal tarafından e, yılların başında kurulmuş ana dilleri Yidişçe olan e, İsrail'in yıkılmasını isteyen, askere gitmeyen, devletten para almayan, kimlik bile kullanmayan Yahudi bunlar. Kendilerine Kudüs'ün bekçileri diyorlar. Bir Filistin devleti kurulması temel arzuları. Bu nedenle İsrail'e destek vermiyorlar, Filistin'e destek veriyorlar. Hasidik, e, Satmar, Yahudileri. İsrail nahak yere kuruldu. büyük mehdi gelmeden İsrail'in kurulması kıyamet alamettir. Demek ki İsrail yıkılacak. Kahrolsun İsrail diye slogan atıyorlar ve sürekli İsrail'i protesto eden ultra ortodoks Yahudi bunlar. 4000 bin yıldır yaşıyor Hazreti İbrahim'den beri. Ve e, Esas Tarikatı zamanla evrildi. Şu andaki ismi e, Neture Karta. Siyonizmi lanetliyor. Erdoğan lanetliyor. Erdoğan Siyonist biliyorsunuz. Perinçekçiler Siyonist, e, Trump Siyonist ve faşist onları lanetliyorlar. Hiç sevmiyorlar Erdoğan'ı, Trump'ı, bu hasidik Yahudileri. Dindar çünkü, gerçek dindar, muhafazakar. Erdoğan gibi çakma, muhafazakar, dini istismar eden Yahudi değil bunlar. Gerçekten günde elli vakit namaz kılan, dua eden, zebur okuyan çok samimi insanlar İran ile dostlar. İran'da yarım milyonluk bir Yahudi nüfusu var. Onlar özel haklarla yaşıyor Tahran'da. Onlarla araları çok iyi. Çünkü bu Yahudiler parayı da seviyor. Altını seviyor. Altın ticareti yapıyorlar İran'la New York arasında. Aynı zamanda Toronto arasında. Altın borsası onların elinde. Aşırı dindarlardan oluşan bu tarikat bildiğiniz İsrail ve Yahudi imajından çok ama çok farklı. Aramice bir dil, bir lehçe, yedişçe kullanıyorlar. Ve ne, Netura Karta Kudüs'ün kurucular olarak biliniyor. Ve ultra ortodoks bir cemaat yaşam alanları özgür. Din ve tarikat değişmiyor. Bunca yıldır kimseden baskı kabul etmemiş, kendileri gibi yaşamış, ve kesinlikle kendilerine müdahale ettirmemiş. Hicret etmişler. Mülteci olmuşlar. Asla dini inançlarından zerre miktar taviz vermemişler ki bu grubun cinleri de böyle. Yani Türkiye'de mesela bu tarikatın e, büyük bir kolu var. Ama cin olarak var. Yüz binden fazla nüfusu var. Yani e, Gayet iyi bir tarikat. Ee, Türkiye'de etkili. Cin olarak etkili. İnsan olarak Türkiye'de e, faşist idare Yahudi bırakmadı. Ee, kovdu. Yahudiler de kovdu. Ermeniler de kovdu. Süryaniler de kovdu. Türkleri, Müslümanları da kovdu. Kürtleri de kovdu. Böyle bir rejim var Türkiye'de. Solcuları davadanlarına da kovdu. Türkan Saylan'ın da kovdu. Can Dündar'ı, Türk hücreleri de kovdu. Ee, bu rejimin düşman olmadığı kovmadığı bir tane bana grup gösterin de ben bu adamları onaylayayım dünyanın birçok yerinde üyeleri, sinagogları ve okulları var e, bu ultradoks grubun e, örgütün kurusu Moşe Hirsch örgütün bir kurusu var rabay İsrail'e karşılar, İsrail'de bile 500 kadar aileleri var ee, ve İsrail'de özgür bir şekilde yaşıyorlar. Hasidik. Tevrat'ın özüne iman etmiş ve barış istiyorlar. Barış. Savaş istemiyorlar. Asla. İsrail'in dışında Amerika, Kanada ve İngiltere'de bulunan bu tarikat e, Toronto'da Kabala Mistik eğitim veren 13 tane okula sahipler. İnanışlarına göre 4000 yıl önce Sefer Yetira yani yarı kitabını yazan Hazreti İbrahim ile başlıyor. Sonra e, Zohar kitabı buna ekleniyor. Zohar kitabı daha sonra. Minnettan sonra ikinci yüzyılda yazılmış bir kutsal kitap. Evren ile ölümsüz ruh ilişkilerini mistik inceliyor. E, mesela Kuzey e, Irak'ta Barzani aşireti bu tarikattan kök olarak. E, Yahudi Kürtler Barzani grubu 16. ve 17. yüzyılda dağa yerleşmiş, dağda yaşayan, e, çoban Barzani grubu. Yahudi mistizmini Kabala'ya yaşatan Barzani e, merkezli Irak'ın kuzeyinde önemli bir rol oynamıştır. Daha sonra Halidi Nakşikol'una yakınlaşıyor e, Barzani gruplar. Kürt Yahudileri olarak biliniyor. E, Sattak zamanında büyük zulüm gördüler. E, 1992'de e, 150 bin kadar Kürt Yahudi İsrail'e yerleşti. Ve daha sonra bunlar İsrail'de büyük bir güç elde ettiler. Büyük Kürdistan'ın kurulmasını istiyorlar. Büyük bir mehdinin gelmesini de bekliyorlar. İsrail'e karşılar. Bu grubun içinden Mossad'ın başkanı olmuş çok önemli isimler çıktı. Kürt Yahudi. Mesela Nahum Admon Mossad başkanlığını yaptı 1982 ile 1989 arası. Yine Zivi Zamir Mossad Başkanı'ydı. 1968'de 1974 arası. Ee, Mossad'ın ikinci başkanlığını yapan e, Menam Nahak Naurut ise 1984 ile 1986 yılları arasında faaliyet gösterdi. Mesut Barzani ve babası Mustafa Barzani ile çok yakın ilişkileri var. Akrabalar zaten. Yani Kürt var, Kürt Yahudi, işte Barzani grubu. 150 binden fazla sadece İsrail'de yaşıyor. Kuzey Irak'ta da Barzaniler Kürt Yahudisi. Yeni mi öğrendiniz? Kalın bir kitap var. Şu kalınlıkta. Onunla ilgili belgeleri göstereyim mi? Hulusi Turgut'un yazdığı. Şu kalınlıkta. Kütüphanede duruyor. Sağlamdır yani verdiğim bilgiler. Neden Kürdistan'ı kurmak istiyor Barzani grubu? Neden Yahudiler İsrail ee, destek veriyor? Kürdistan arkasında kimler var? Erdoğan niye destek veriyor? Erdoğan niye Kürdistan'ı kuruyor? Neden 2012'de PKK'yı muhatap aldılar Hakan Fidan? gibi soruların cevabını herhalde anladınız. Neden Perinçek ve Ete grubu Kürt projesinde, Kürdistan projesinde Erdoğan'a destek veriyor? Neden e, Türkiye'yi Osman hocasında Mesut Yılmaz'ın halasını yönetiyor gibi sorular cevaplanmalı tabii. Yahudiler namaz kılıyor. Bütün dinlerde namaz var. Budistlerde de var. Değişik formasyonda var. Yahudiler Müslümanlardan daha fazla Allah'a kulu ediyor. Hazreti Musa'ya 50 vakit namaz verildi. 50 vakit günde. Yahudileri ancak bu şekilde kontrol edebiliyorsun. 50 vakit. Yahudilerde 5 vakit değil. 50 vakit. İslam gelmiş, Yahudileri büyük zulümden kurtarmış. 50 vakit namaz kılınır mı ya? <laughs> Gerçekten. Şu Türkiye'deki Müslümanlara 50 vakit namaz kıl desen hayatta kılmazlar. 5 vakit bile çok geliyor. Hatta Şialar 3'e indirdiler. 5 çok geldiği için. Düşünebiliyor musunuz? Vatan Partisi ile bu arada e, YPG'nin yani PYD'nin e, bayrakları aynı birbirlerinden kopyalamışlar. Şu bölgesindeki e, Koban e, bu ile Vatan Partisi, Perinçek'in partisinin bayrakları aynı. Sembolleri, logoları aynı. Birbirinin kopyası. İsterseniz bakın. Bu kadar yakınlar yani. E, tabii e, Trump'la iş içinde oldukları çok açık. Siyonistlerle iş birliği içinde oldukları açık. Vatan Partisi'nin Siyonist olduğu çok açık yani. Bayrakları bile aynı. İstersen git bak yani Kuzey Irak'taki Rojava bayrağına. Evet. Kürtlerin bayrağı bu. kopya kopye. Kim kimden kopyalamış? Daha önce Rojava Partisi daha önce kurulduğuna göre Kürtlerin Partisi Vatan Partisi yani Suriye'deki Kuzey Suriye'deki Kürtlerden kopyalamış. Diye bir sonuç ortaya çıkıyor. Sakmar Hazretleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Holokost'tan kurtulan Macar Yahudileri, haham Joel e, Tatebaum arkasından Amerika'ya geliyorlar. Önce New York'taki e, Willingbrook'a yerleşiyorlar. Çevre cemaati bozmasın diye yavaş yavaş kentin bir saat uzaklığındaki bir köyde toplanıyorlar. İsmi İbranice, Joel'in kasabası demek. 14 aileyle başlıyorlar. Şu anda 22 bin kişilik bir nüfusa sahipler. Sadece göçten değil, nüfus planlaması diye bir şey yok. Yani kondom kullanmıyorlar. Aile planlamasında üç çocuk, beş çocuk diye sınırlama yok. Olduğu kadar, on çocuk, on iki çocuk. Böyle çoğalıyorlar. Beş yılda elli bine çıkmaları bekleniyor. Kızlar genç yaşta evlenip ortalama altı çocuk yapıyor. Altı tane aşağı doğuran Yahudi kadın görmedim ben. Neden Müslümanlar az doğuruyor? Acaba bir iki çocuk yapıyor diye sormak lazım. Ve erken yaşta evlenip en az altı Yahudiler, Hasidik, e, Hasidikler, ultra ortodoks Yahudi kadınları patır patır doğuruyor. Hiç sansür yok, hiç e, öyle koruma moruma yok, spiral kullanma, kondom kullanma gibi adetleri yok yani. Çok doğallar erkeklerin çalıştığı köy çocuk sayısı çok fazla ve eğitim ile geçiniyorlar. Kadınlar çocuk doğuruyor, erkekler de onlara öğretmenlik yapıyor. ben Yahudi köylerine gittim, biliyorum. biliyorum. gerçekten çok dindarlar, çok namus düşkünüler, çalışkan insanlar, kendileri Kendine ait bir ekonomileri var. Koşer ürünleri var. Kadınlar bir perdenin arkasında oturuyor. Otobüste, hastanede bile böyle. Sinagogda hiç zaten göremiyorsun kadınları. Tamamen e, kapalı. E, ve sinagogda erkekleri görürsün, kadınları göremezsin. E, böyle dindar bir özelliğe sahipler. Fakat ilginçtir. E, Hasidliklerin Yeşiva diye bir haber bülteni de var. Rab, e, rabayları Çeym Mert 28 ee, Nisan'da daha yakınlarda öldü, koronavirüsten öldü New York'ta. Ee, bütün yahudiler, bütün sosyal social distance e, kurallarına rağmen cenazeye gitti. Ee, Sakmar Cemaati e, hahamları çok popüler olduğu için e, herkes cenazede bulundu ve e, seven yüzlerce binlerce insan katıldı. Sosyal mesafeye e, dikkat etmediler, yasaları deldiler. New York Belediye Başkanı Bill de Blasso durumu protesto etti. Bütün cemaati uyardı. Fakat cemaat e, bu Twitter'dan gelen uyarıyı dikkate almadı ve e, New York Belediye Başkanı'nı ağır topa tuttu. Yahudi cemaati liderleri e, cevap verdiler. E, daha sonra belediye başkanı kısmen yumuşak bir, bir dille özür diledi. Yahudilerin inançlarına adetlerine asla karışılmaz. Türkiye'de neden FETÖ'cü uydurmasıyla insanlar mağdur ediliyor, Fethullah Gülen grubunu kabul etmedi diye bu yovazlara soracak olursanız saygı yok. Saygı, respek. İnsanların inançlarına saygı gösterin. Nasıl inanıyorlarsa öyle yaşasınlar. İfade, düşünce ve din özgürlüğü. Creed özgürlüğü vardır. Creed insan hakları çarptırında yer alır. Türkiye'de insan hakları olmadığı için bu konuları konuşamıyoruz. Rav met, Metzer e, aslında Satmar Yahudi cemaatinin Admor rütbesinde bir eğitmen hocasıydı. Adına bir okulda mevcut. E, Rabbi Mert oldukça ünlü bir rabay ve e, meşhur e, Şaraga'nın oğlu Yetzel Şaraga e, popüler bir Yahudi lider. New York'ta Bedford Caddesi'nde din okulunun onun adına zaten kurulmuş durumda. Atmor ne demek? Atmor İbranice bir söz e, sözcük. E, Adonu, Moreno, Rebo, Rebono harflerin birleşiminde oluşuyor. Yani efendimiz, öğretmenimiz, hahamımız demek. E, rabaylar e, profesör gibi gözükür. E, sadece bir imam gibi değildir Yahudilerde. Evleneceğin zaman ona soracaksın. İş yeri açacağın zaman ona soracaksın. O okumadan bir yemek bile, bir yiyecek bile içilmiyor. Koşerli olmak zorunda. Yani evleneceğin kızı rabaya göstermeden evlenirsen aforuz ediyorlar. Kesinlikle. Bir iş yeri açacaksın. Rabayın duası olmadan, izni olmadan bir iş yeri açılamaz. Kesinlikle. Hasidik Yahudileri, rabayları böyle. Sadece onlar değil. Bütün Yahudiler aynı. Toronto'da, Yahudi Kongresi'nde bulunan altı grup var. Ben hepsini tanırım ve hepsinin bir sandalyesi vardır. Yeni törenleri vardır. Bir araya düzenli olarak istişare yaparlar, mütevelli yaparlar, himmet verirler. En fakir Yahudi Kanada'da yılda 5 bin dolar İsrail'e göndermek zorunda. Himmet vermek zorunda. En az 5 bin dolar. En fakir Yahudi'nin göndermek zorunda olduğu himmet parası. E, teröre yardım diye el koymuyor Kanada bunlara. Türkiye'deki gibi bir ahvaklık yok yani bir fakir Yahudi, Yahudi 5 bin dolar İsrail'e göndermek zorunda. Kanada yaşayan Yahudiler. En azı. Yani hizmette şimdi insanlardan 5 bin dolar yılda himmet sen çok zenginlerinden zor alıyorsun 5 bin dolar. En fakir Yahudi bu kadar parayı veriyor İsrail'e. Yani 5 bin dolar ben himmet ettim diye kendinizi bir şey zannetmeyin. Çok büyük para vermiyorsunuz yani. E, himmet paraları terör parası değil tabi. Sivil toplum örgütü hizmet hareketi ve 5000 bin dolar ne ki? Çerez parası. E do Dolayısıyla hizmet tekrar döndüğünde 5 e, bin dolar filan yani en minimum verilmesi gereken hizmete herkes himmetlerini verecek. Türkiye'yi kurtaracağız. E, en çok da pirinçekten himmet bekliyorum ben. Vatan Partisi üyelerinden e, 5 bin dolar kurtarmaz. Onların günahları çok büyük. E, bütün servetlerini verseler, himmet etseler yine kurtaramazlar, kurtaramazlar kendini. Bence Vatan Partisi'ni kapatıp bütün mallarını, mülklerini satıp hizmete himmet etsinler. Biz Allah yolunda hizmette kullanalım. Neden veriyor, veriyorlar? Çünkü İsrail'in e, yaşaması gerektiğine inanıyor bütün Yahudiler. Ee, ve bütün Yahudiler dünyada İsrail'e para gönderiyor, himmet gönderiyor. Bu gayet normal olarak görülüyor. Hiçbir zaman terör parası diye hiçbir devlet takip etmiyor. Antisemitizm kanunları var. Holokost'tan sonra bütün dünyada antisemitik kanunlar çıkartıldı. Ve Yahudilerin himmet yapıp, mütevelli yapıp, toplantı yapıp para toplaması teröre yardım değil. Hizmet hareketinin de değil hizmet hareketinin bütün dünyada himmet yapması, hayır hasarat için para toplaması, eğitim için, diyalog için, sosyal hizmetler için suç, günah değil, terör parası değil. Türkiye'de biz bunu anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. 2006 yılında Rabayr e, Rabay ölümüyle yeğeni Moşe e, ikiye bölmüştü tarikatı. A, Harun ve Zalman İkiye böldü ve sonra Tarikat dünyanın en aşırı dindar Yahudi tarikatı olarak e, ikiye bölündü. 30 bin kadar takipçisi var. Krit olarak biliniyor, bir kült olarak biliniyor. E, İsrail'e karşılar. İsrail bayraklarını yakıyorlar. Çok radikal bir grup gerçekten. E, fakat kimse onları tutuklamıyor, hapse atmıyor, terörist miyor? E, böyle bir şey yok yani Amerika'da. E, Amerikayı daha iyi tanıyın diye anlatıyorum. Kanadayım hiç kimseyi şeytana bile tapsalar, şeytan tarikatı kursalar Kanada takip edip de hapse atmaz. Ne zaman ki suç işler, terör işler bir insana zarar verir. Bir insanı kaçırmaya çalışır. Ayrımcılık yapar. Vatan Partisi'nin yaptığı gibi casusluk yapar. Bir devlet için. O zaman suçlu olarak yakalanır. Ve sınır dışı edilir. Vatan Partisi'nin yani neden yakalandığını, neden suçlandığını anlamaları için yardımcı olmaya çalışıyorum. Arada fark var. Şeytan tarikatı kurabilirsiniz. Kanada'ya gelirsiniz, ben size yardımcı olurum. Şeytan tapınağı tarikatı kur kurun. Gidin, bir yer edin. Zaten şeytana, Erdoğan'a bir yer etmişsiniz. Bir tarikat kurmanızda sorun yok. Kanada buna bir şey demez. Ama Erdoğan'a bir yer edip de mit casusları olarak e, ee, insanları rahatsız, huzursuz ederseniz, başkalarının yaşam özgürlüğüne müdahale ederseniz o zaman Sufi müdahale eder. Kanada devleti sizin yakınızdan yakalar, Türkiye'ye postalar. Anladınız mı? Net oldu mu? Esenyenler e, ikinci Bet Amiktaş döneminden beri yani milattan önce ikinci yüzyıldan milattan e, birinci yüzyıl döneminde Ölüdeniz batı kısmında yaşamış, Kuzey İsrail'de yaşamış e, kutsal bir tarikat. Ve bu tarikatın bu zamana kadar yaşayarak devam etmesi gerçekten çok ilginç. Bedensel temizliğe önem veren, rüşelleri saflık, beyaz giysilerle yapılan alçak gönüllü insanlar, tevazu sahibi insanlar e, kara kıyafet giyiyorlar ama içi, içlerine beyaz giyiyorlar. Far, farisiler grubunun aksine Esenyenler kaderin değiştiremeyeceğine Serbest iradenin devre dışı bırakılması gerektiğine inanıyor. Şabat'ın uygulamasında çok duyarlılar. Cumartesi günü asla çalışmazlar. Moshe Robbeno'nun e, ismini hakaretle anan, ölümle cezalandırılır. Yani rabayları çok kutsaldır. Şimdi Fethullah Gülen'e küfrediyorlar, söylüyorlar ya. Hadi sıkıysa e, Moshe Robbeno'nun hakkında konuşun Amerika'da. Bakın başınızdan neler geliyor. Fethullah Gülen'e küfredenler, Böyle düşünsünler. Bir yeni cemaatin liderine küfretmek, bir Allah dostuna küfretmek çok büyük suç Amerika'da, Kanada'da. Çok büyük suç. Türkiye'de suç olmayabilir. Türkiye'de İslam olmadığı için, yani bir insan hakları ve Müslümanlık olmadığı için bir tarikatın liderine küfrettiğiniz, sövdüğünüz, hakaret ettiğiniz zaman, şeytanlık yaptığınız zaman bir cezai ehliyeti yok. Ama Amerika'da, Kanada'da var. Esenyenler Romalılara karşı isyan etmişti. Büyük isyan başlatmıştı. Milattan sonra 66-70 Roma buna çok sert tepki gösterip Süleyman Tapınağı'nı yıkmıştı. Yani Esenyenler devrimci, sufi ruhunu temsil eder, mistiktir. Farisiler diğer bir grup. Farisiler e, yine aynı dönemde, evet İsrail döneminde halkın manevi liderleri olarak bilinen ve etkili olan bir grup. Zaten İbranice Perushum ayrı olmaktan, ayırmaktan geliyor. Roma vatandaşı, Yahudi tarihçisi Josephus'un ifade ettiği gibi dört felsefi eğilim içindeler. Bu felsefe eğilimler aslında Yahudilerde temel ayrılığı temsil eder. Sadüçiler, Esenyenler, Zerotlar ve Farisiler olarak bilinir. Farisit ideolojisi köküne Minattan önce 5. yüzyılda Ezra, o da bir e, peygamber olarak biliniyor. Ezra ve Nehamiya dönemlerinde ulaştı. Bu kişiler daha sonra Tevrat'ın öğretilerini e, yeniden düzeltip, tahsiye edip büyük bir asenli birlik kurdu ve örgüt kurdu. Örgüt. Sözlü yasalar, yorumlar artık yazıldı, yazılı hale getirildi ve bütün diasporada yaşatıldı. Yahudilerin kutsal kitapları, eserleri bu şekilde oluşturuldu ee, özellikle Ezra'nın ve e, Saulo'nun döneminde bunlar yerleşik hale getirildi. Sadıçiler diğer bir gruptur, ee, yani onlardan farklıdır. Madrus, Midras ve Agada tefsir ve menkıbe grupları, yani öykü anlatan, sözlü olarak yayan, tefsir eden gruplar vardır. Ee, ve e, Farisiler, John e, Hyrcanus döneminde yaşamıştır. Ve çok belirgin olarak e, ortaya çıkmışlardır Farisiler. Liderleri siyasi nüfus sahibidir. Siyasi İslamcı diyebilirsiniz. Romalılarla anlaşma yapmıştır. E, Farisiler e, buradan nedenle Ferisiler olarak da bilinir. Her zaman Roma valileriyle anlaşma yaparak mabedi yani Diyanet İşleri Başkanlığını yönetmiştir siyasi İslamcılar. Siyasi Yahudiler Farisiler oluyor. AKP oluyor yani. AKP teşkilatı Ferisiler oluyor. Ferisi Yahudileri. Eğer bilmek istiyorsanız karşılığında. Sadıçiler aksine Ferisiler dini eğitim veren akademileriyle tanımlanıyor. Kendine ait bir dini inançları var. Siyasi İslam anlayışları var yani. Siyasi dincilik anlayışları var. Ve onların da rabayları var. Kendilerine ait bir kültürleri var. Bu kültürler yaşamaya devam ediyor. Bazıları diyor ki AKP'yi bitireceğiz, Erdoğan ölecek, AKP kaybolacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Tarih boyu hiçbir zaman e, kaybolmamıştır. Form değiştirmiştir, yaşamaya devam etmiştir. Yani köküne kibir suyu diye bir olay, wipe out diye bir şey yoktur. Hiçbir grup kaybolmaz. Hatta ta Hazreti Adem döneminden tatlar var. Hazreti İdris'in cemaati, soyu kökü. Hala İran'da, Asra'da yaşıyor. Ve Azerbaycan'da yaşıyor. Asra ve Lenkran şehirlerinde dağda yaşıyorlar. 30 bin e, toplam nüfusları var. Hala insanların ilk dili, Hazreti Adem'in konuştuğu TAT dili konuşuluyor. E, bakıyorsunuz çok azınlık, manjinal bir grup olarak kalmış. Bir zamanlar 6 bin yıl dünyayı yönetmiş bir grup bu. TAT grubu. 6 bin yıl. Mısır, Sümer medeniyetine kadar altı bin yıl dünyayı yönetmiş tat medeniyetinden eser yok şimdi. Çok küçük gruplar bazen çok büyük etki yapabilir. Ee, hasidizm bunlardan bir tanesi. Hasidikler e, çok koyu bir inanca sahip. Allah'a çok bağlı. inançlı kişiler, e, salih kişiler, yol gösteren rehberler. Eğer hasidiklerle karşılaştıysanız herhangi bir toprakta e, ki ben çok karşılaştım. Polonyalılarla karşılaştım, Macarlarla karşılaştım, yani Romanyalılarla karşılaştım. Hasidik soyundan gelenler e, İspanya'da, Türkiye'de, İstanbul'da çok var. E, kitaplar, kutsal kitap Talmud, Talmud Tevrat, Zohar ve Kabala e, ve Zebur'a çok bağlılar. Beş tane ana kitap vardır. Tatmedeneti şimdi var. 30 bin kişi kaldı. Astara ve Leankran şehirlerinde, İran ve Azerbaycan kısmında hala yaşıyor. Ben ziyaretlerine gitmiştim. Resimleri çekmiştim. Aksiyonda bir yazıda yazdık bu konuda. Ee, tat medeniyetiyle ilgili. Dünyanın en eski dilidir. Dilidir. Dört bin değil, beş bin değil, on bin yıllık tarihi vardır. Ee, mit e Özellikle Hasidizm'in sosyal ve teorik e, kökenine baktığımızda Allah'ın bir olduğuna e, ve e, her şeyi Allah'ın yaptığına inanan ve bütün aydınlanmayı e, Askala ve Baskalizm arasında asla gezilere bağlamış, ultra e, aşırı muhafazakar bir görünümde mistizmin, sufizmin, e, ginostizmin içinde olduğu öyküler içinde barındıran e, ve tarihin en eski bilinen e, mistik grubu olarak bilinir. Hazreti İbrahim zamandan beri yaşıyor. E, baktığımızda mistik gruplar e, bütün gruplarda vardır Sufiler. Ben hasidiklerle ilgili ilgimi Martin Luther'de çekmiştim. Martin Buber e, var. Önemli bir e, psikiyatrist, psikolog. Aytoğ diye bir konuşma tarzı vardır. Yani Aytoğ ee, Allah'la konuşur gibi insanla konuşmak. İnsanlarda Allah tecellisi var. Her insana Allah'a saygı gösterir gibi saygı göstermek, ay doğu konuşması yapmak. Yani ruhun ruhla konuşması. İnsanlarda nefes olduğu için Allah'ın üflediği, insana Allah değeri vermek ve bu nedenle insana saygı göstermek. Her insana. Katil olmamak. Yani suçlayıp da onu mağdur etmemek, zulüm etmemek esasına dayanır. Martin Buber'in öyküleri ve bu gizemli Yahudi akımından gelen teknikleri terapide kullanıyoruz. Martin Buber'in uzmanıyım ben aynı zamanda. Ay Doğu konuşmaları. Yani direkt insanın ruhuyla konuşmaktır bu. Ruh çünkü Allah'ı tanır. İnkar edemez. Ateist değildir komünist değildir. çekçiler gibi değildir. E, dinsiz değildir yani. Martin e, Buber e, önemli bir e, psikolog, psikiyatrist, psikoterapist, felsefe ve ilahiyat uzmanı. Kanadalı Martin Buber. Dördüncü grup, Zelot grubu. Yahudilerin bir Roma cemaati, Karom içerisinde olan Herodos Krallığı döneminde yaşayan bu grup, yabancı tahakkümüne karşı kurulmuş olan muhafazakar görüştü. Kişilerden oluşan bir partiydi. Ee, yani Romalılara karşı savaşan gayretliler, azınlık bir gruptu, zerotlar. İsyan ettiler Romalı imparatorlara karşı. Ee, lakin Titus çok kanlı bir kuşatmayla Kudüs'ü Kudüs kılıçtan geçirdi, yaktı. 70 bin kişi öldürdü. Süleyman Tapınağı'nı Titus yıktı. Hazreti Meryem ve e, Büyük Yakup e, Saint John yani Yuhanna terk etmek zorunda kaldı Kudüs'ü. O zamana kadar Hazreti Meryem Kudüs'te yaşamaya devam ediyordu. Ee, çok ağır ömründe 80 yaşını geçmişti, 90 yaşlarındaydı. Efes'e geldi, Efesus. İzmir'e geldi ve e, bir mağaraya çekildi. Ağır ömründe bir mağarada e, Efes'te yaşadı. Efes o zamanlar Roma'nın ikinci büyük şehriydi. Birincisi Aleksandra'ydı. idi. Ee, başkent İznik Nikai'di fakat asıl e, medeniyet şehri Efes'ti. E, İzmir'de bağlantısı vardı. Sonra depremde yıkıldı. 1960'larda bir depremde tekrar ortaya çıktı. Şu anda açık müze yani. E, Virgil Mary, Hazreti Meryem'in evi de, kutsal evi de ziyaretgah. Orada bir kilise var. Hazreti Meryem ise orada değil. Hazreti Meryem Türkiye'de yaşıyor. Yani ruhani olarak yaşıyor. Orada değil yani. O mezarda yatmıyor. E, yerini İzmir'e gittiğimde bir arkadaşa söylemiştim. Bir rehber'e. Dur dedim. Dur. Burada dur. Burada dur. Hazreti Meryem'in yanından geçiyoruz. Onu da söylemeyeyim yani. Sonra gideceksiniz. Levantenlerin arsasını işgal edeceksiniz. <gülüyor> yani <gülüyor> Hazreti Meryem'in gerçek mesela orada değil. Hazreti Meryem Levantenlerin bir arsasında, arazisinde yaşıyor. Sonra bu Erdoğan rejimi gider, oraya el koyar. Söylemem yani. Rehbere söylemiştim. Rehber Erzurumlu e, bir arkadaşta Ermeni kökenliydi. Erzurumluydu. Ona söyledim. Neyse ona güvendim yani. E, gifted kandalı öğrenciler vardı. Onlar da Faruk dur diyorsa şoföre dur dedi. Harun dur demesinin bir hikmeti vardır. İndik sonra Hazreti Meryem oradaydı. Selam verdi bize. Welcome to Selçuk. Selçuk şehrinde. Beş Ortodoks Yahudileri. Bunlar Yahudilerin modernist akımlar arasında bulunan tutucu olanlardır. 18. yüzyıldan sonra aydınlanma, Haskala dönemi reform Yahudileri olarak bilinir. Orta ve Batı Avrupa'da dinsel inançlarını devam ettirmek için Ortodoks Yahudiler e, Tevrat'ı Tevrat e, sözlü yasayı e, ve tanrısal buyruğu Kabala'yı daha iyi öğretebilmek için kendi cemaatine, diasporasına çalışma yaptı. E, kendi cemaati dışından kimseye öğretmedi. Kabala gizli bir sırdır. Sadece kendilerini öğretirler. Dışarıdan kimseye öğretmezlerdi. Amerika'da Holocaust'tan sonra bu değişti. 1945 sonrası e, kabala merkezleri açtılar. Şu anda 45 tane kabala merkezi var Amerika'da. mesela Madonna'dan tutun John, Tra John Travolta'ya kadar pek çok e, Hollywood'un meşhurları kabala, kabala merkezinde mislizm öğrenip Yahudilerin gizli örgütlerine, tarikatlarına giriyorlar. Elit. Bayağı elit bir konumda. Hollywood onların elinde biliyorsunuz. Yani müzikler, e, sanatçılar onların kontrolünde, e, plak şirketleri etkilen beri, Hollywood'un yazarları, oyuncuları. Dolayısıyla e, bir güç var. Güç merkezi oluşturdular Amerika'da. E, onları ötekileştirmişti, Hitler öldürmüştü, soykırım yapmıştı. Türkiye'de şimdi Hitler var, Erdoğan, Perinçek grubu var. Bunlar e, soykırım, faşizm yapıyor. E, Türkiye'nin Yahudisi olarak da hizmeti belirledi. HDP'li Kürtleri belirledi. Soykırım yapıyorlar. Demek ki biz de inşallah e, dünyaya hakim olacağız. Bu kadar zulüm görünce, soykırım faşizm görünce e, dünyaya hakim olmak artık kaderin bir gerçeği haline geldi. Zorunluluk haline geldi. Altı, hasidizm demiştik. Onu anlattım. Hasidizm nereden geliyor? Nereye gidiyor? Kutluyor. E, bir de Musar hareketi var. Özellikle Litvanya'da, Rusya'da çok e, yaygın Rusya ordileri var. Rusya ordilerini e, Putin sevmiyor. Onları kovdu Rusya'dan. Onlar da İsrail'e gitti. Kanada'ya geldi. Zaten benim kaldığım Batırus mahallesindekiler Rus Yahudisiydi. Onları diğer Yahudiler kabul etmiyor. Rusları sevmiyorlar. Böyle Avrasya eksenini sevmiyorlar. Rusları hiç sevmiyorlar hele Rus Yahudisi hiç sevmiyorlar Rus Yahudileri fersa fersa kaçıyorlar ben kaçmadım koyunlarına girdim orada güzel e, haşhaşlı ekmek yapıyordu e, Rus Yahudileri e, hemen apartmanın yanındaydı her sabah giderdim Yahudilerin ünlü ürünleri haşhaşlı ekmekleri özellikle e, Sinem'in tarçınlı ekmekleri falan çok güzel oluyor tavsiye ederim Sağlığa faydalı. Haşhaş. Ekmek yapıyorlar. Bir de humanist Yahudiler var. Liberaller dışında e, bunlar özellikle insanlığı ön plana almış. insan merkezli medeniyet kurmayı, barışı isteyen ve evrensel insan ol olmayı başarmış Yahudilik akımları var. Onlar ön plana çıktı. E, Laik Humanist Uluslararası Yahudilik Örgütü 1985 yılında kuruldu. Amerika, Brüksel, Kanada, İsrail, bu Büyükada bağlı kuruluşlar var. Bu kuruluşlar e, çok güzel faaliyetler gösteriyor. Biz de zaten e, bu kuruluşlarla irtibatımız var. Var. Türkiye'ye götürdük. Gezdirdik hepsine. Hepsi bizi tanır. Liberal e, görüşlü rektörler, efendime söyleyeyim, aydınlar, gazeteciler, akademisyenler, politikacılar, sanatçılar biz hepsini tanıyoruz. Hepsini de seviyoruz. İnsan olsun yeter ki. Türkiye'deki hayvanları gördükten sonra ben Yahudilerin çok daha iyi insanlar olduğu kanıtına vardım. Özellikle Hasidik Yahudileri gibi böyle hele Deryava tarikatı hepsi harika insanlar. hümanist insanlar, eşitlikçi, eşitliğe inanan, kesinlikle insan arasında ayrımcılık ötekileştirme yapmayan, kin nefret duymayan, böyle güzel Kanadalı Yahudiler e, Kanada etkili 1 milyondan fazla Kanada nüfusları var. Her e, 30 kişiden biri Yahudi Kanada. En az Kızılderili kadar nüfusları var. Kızılderililer de bir milyonu geçti. Hintliler de geçti. Çinliler de geçti. Bizim Türkler bu gidişte onları yakalayacak. Türkiye'den kaçan kaçana. E, şu anda Kanada'daki Türk nüfusu Ermenileri beşe katladı. Daha önce Ermeniler çoğunluktu. 70 binden fazlaydı. Ben Kanada'ya 20 sene önce geldiğimde toplam 5.000 Türk vardı. Şu anda e, Türk nüfusu 500 bine yaklaştı. Şaka yapmıyorum. Erdoğan rejiminden kaçan kaçar. ipini koparan bu soykırım ve faşist rejimden Kanada'ya kaçmaya çalışıyor. Kanada kapılarını kapattı. Türklere vize vermiyor. Ya Böyle berbat bir ülke Türkiye. Hitler rejimi. Kaçan kaçana. Ne yapsın karada? 500 bin kişi girmiş. Çüş dedim. Yani bu kadar mı kötü Türkiye'de durum? Berbat dediler. Berbat. Hitler. Yani melek gibi kalıyor. Erdoğan'ın ve bu Pençek rejiminin karşısında. İngiltere'ye gidenler şu anda 1 milyona yaklaşmış. Almanya'da sen öyle. Fransa öyle, İsveç, Norveç Finlandiya, Avrupa Erdoğan rejiminden kaçanlarla dolmuş. Yani bu girişte herhalde bir 10 milyon daha kaçacak ülkeden öyle gözüküyor. Avrupa o yüzden kapıları kapattı, bu koronavirüse sığındı da e, Türkiye'den ipini koparan kaçıyor. Gençler kaçıyor, ihtiyarlar kaçıyor, kadınlar, çocuklar kaçıyor. Bütün eğitimli, namuslu, vatansever insanlar ülkeyi terk ediyor soykırım var. Faşizm var. İnsanlık dışı uygulamalar var. Anayasa, yasalar çalışmıyor. Medya yok. Yargı kurumları ifraz etmiş. Hukuk köpek olmuş. Haberiniz yok mu? Ekonomi batmış. İnsanlar açlık içinde kıvranıyor. Bir azınlık grup köpeklik yapıyor. Bağırıyor. Pençekçilermiş bunlar. Köpek gibi anırıyorlar. Eşek gibi bağırıyorlar. Böyle çok çirkin sesleri var. Bütün dünya duydu onları. Ve üzülüyor, acıyor Türkiye'deki insanlara. Erdoğan rejimin pislikleri kayıt altında, milyonlarca belgelendi. Ee, Türkiye'den gelen insanları hemen ilticasını kabul ediyorlar. Hem Amerika'da hem Kanada'da. Eskiden Amerikalılar kabul etmezdi. Şimdi üç ay içinde mahkemesi olup hemen green card veriyorlar Amerika'da. Kanada aynı şekilde. 3 ay. Eskiden beş yıl sürüyordu. Yeteceği mahkemeleri. Türkiye'nin tamamen yıldızı söndü, yıkıldı. E, bu rejim söktü, aldı, çöplüğe attı. Türkiye'nin artık e, kurtuluşu herhalde bir 50 sene sonra falan. E, eğer kurtarıcılar bugün icraata başlarsa 25 sene sonra e, Türkiye'nin 1998 şartlarına döneriz. 50 sene sonra ise e, belki biraz daha ilerleme sağlarız. Türkiye'nin durumu bu kadar berbat yani. Dünyanın en sonunda yer alıyor. Gelişmemiş. Artık üçüncü dünya ülkesi değil, beşinci sınıf ülke konumuna düştü. Eğitim seviyesi düştü. insan kalitesi düştü. Üretim bitti. ihracat bitti. Turizm bitti. Sağlık sektörü tükendi. Yani denizler harap durumda. Göller çukurdu. Bereket kalktı. Hayvanlar patır patır ölüyor, hayvancılık bitti, tarım bitti. Yani ancak e, düşman işgaline uğrasa ülkemiz bu kadar harap olabilirdi 7 sene içinde. Bu başarıyı Erdoğan ve Perinçek Betül rejimi gösterdiler. 7 yılda dünyaya ilan ettiler, duyurdular. 7 sene içinde demek ki Türkiye gibi mümmit bir arazide yer alan, üç denizin çevresini çevre, çevreleyen, iç denizi olan, ve e, bereketli topraklar bu kadar rezil bir şekilde idare edilebilirmiş. Bu kadar ehliyetsiz insanlar e, darbe yapıp da iktidara gelince ülkemiz bu kadar aşağı düşebilirmiş. Kredisi bu kadar berbat hale gelebilirmiş. Biz inanmazdık. Türkiye'yi anlatırdık. Türkiye'ye toz kondurmazdık. Hep güzel insanlarla tanıştırdık. Kuzey Amerika'dan Kanada'dan Amerika'dan getirdiğimiz insanları hep güzel insanları gördüler. Bu kötü şeytanlar nereden çıktı diyorlar. İzah etmekte zorlanıyoruz. Diyoruz ki e, siz hep güzel insanlarla görüştünüz Türkiye'de. Çünkü bizim coğrafyamızda, bizim grubumuzda dolaştınız. Hizmet grubunda. Melek gibi insanlar, düzgün insanlar. E, ve sizi biz Türkiye'nin güzel yerlerini gezdirdik güzel insanlarla buluş insanlarla buluşturduk. Allah'tan hiç AKP'liyle görüştürmedik. Hiç. Ne AKP Belediyesi, ne milletvekili kesinlikle. Aman aman aman. Şeytanlarla buluşturmadık hiç. Güzel insanlarla, hizmetin insanlarıyla, Anadolu insanlarıyla, sade samimi insanlarla görüştüler. O nedenle Türkiye'yi hala seviyorlar. Allah'tan bu siyasilerle görüştürmedik. Ne CHP'li, ne MHP'li, ne AKP'li. Hele Periçek grubu aman aman aman. Şeytan, şeytanın önde gideni. Bir defa ee, emniyet müdürleri illa politikacılarla görüşmek istedi. Dedi ki gelmişken Türkiye'ye araya meclisi sıkıştıralım. Mecliste yemek yiyelim. Öğle yemeği ben Hacı Baba koymuştum. Hacı Baba'yı kaldır dedi. Bıktık et yemekten. Hacı Baba'yı çıkardık. <laughs> Spontane gelişti. Gidiyoruz şeyden. E, Nevşehir göremeden geliyoruz. Ankara'ya doğru. Otobüsün içinde emniyet müdürü bir birey. Şu anda Kanada'nın sefti güvenlik istihbarat başkanı. Şimdi Erdoğan İbrahim Kılın'ı koyacakmış. Hakan Fidan'ı Faşı'nın mutlisi büyükelçi gönderiyorlarmış. Kanada yıllardır 2015'ten beri Public Safety Bakanı Tom, Tony Bileyir, Bill Bileyir. Dev gibi adam. Benim kankam oluyor, arkadaşım oluyor. İstihbaratın başında. Ya. Emniyet müdürüydü. Toronto Emniyet Müdürüydü. Eski polis. E, adamdan tanır. Göz görmez. Terörist gözünden tanır. İstihbaratın başında. Public Safety güvenliğe bakıyor. Dedi ki Faruk, bizi politikacılarla buluştur. Melis, Melis sen biliyorsun. Ankara senin yuvan. Ankara doğmuşsun, Ankara'da okumuşsun, Ankara'da gazetecilik yapmışsın. Melis elinde, avucunun içinde istediğin adamla anında ayarlama çekersin. Ben seni biliyorum dedi. Tanıyor yani. Ben yaparım gerçekten. İyi dedim. Melis'te de yemek yiyelim. Ondan sonra ne istiyorsunuz? Dile benden ne dilersen. Yani ben büyük cilim ya. Üç tane dileğiniz kabul olacak. Üç tane. Dört tane kabul etmiyorum. Üç tane hakkınız var. <laughs> Güldü. Bilir. İyi dedi. Bir tane AKP grup başkan vekiliyle görüşelim dedi. Erdoğan yardımcısı. Bir tane Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısıyla görüşelim dedi. E, CHP'nin başkan yardımcısı. Ondan sonra e, bir de e, mümkünse de muhalefet bu Kürtlerin liderlerinden biriyle görüşsek dedi. iyi olur dedi. İyi dedim. Üç tane hakkın bitti. HDP'yi çıkartıyorum çünkü yemek hakkında kullandık. Bir de yemek ayarlamam lazım. Mecliste bu arkadaşlara. Grup yani. Cumhurlop meclise gidiyoruz yani. Üç hakkın doldu. Yemeği ayarladık. Ondan sonra e, yemek yemeye giderken yemeği şöyle ayarladım yalnız. Meclise girdim. Ben yolları biliyorum mecliste. Siz gitmeyin kaybolursunuz. Böyle labirent gibidir. Labirent e, gibi dolaşırsınız, yolunuzu bulamazsınız. Girdim meclise. E, mutfağın yolunu ben iyi biliyorum. Mecliste en iyi bildiğim yer benim yemekhane. Çok yemek yemişim yani orada. Şeyler de, Şeref Malkoş'ta, Zeki gezenle, bu AKP'li eski refahlı milletvekilleri CHP'li, MHP'li, ANAP'lı, DHP'li herkese yemek yemiş bunlar mecliste. Hepsi de beleş tabii. Ben tanıyorum herkese. Meclise gidiyoruz. Mehmet Ali Şahin çıktı karşımıza. Yolda giderken. Meclis başkanı. AKP'li şu e, sekreteri, genç sekreteri evlenen arkadaş var ya karısını boşayıp da. Mehmet Ali Şahin, Şahin, hukukçu. O Faruk Bey hoş geldiniz dedi. Herkes tanıyor beni. Kanadan geldik, dedi. misafirlerimiz var. Sizle görüşebilir miyiz? Bir yarım saat, bir saat. 15 dakika, 5 dakika. Hangisi olursa. Dedi, tabii dedi. Yemeğe gidiyordum dedi. Hemen odamıza geçelim. Bir yarım saat görüştük. Ee, AKP'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yani nasıl yasaları, reformları yaptığı, nasıl Avrupa Birliği'ne uyum sağlayacağı. 2011 senesi. Nasıl batı yönde ilerledi? Avrasya ekseninden hiç bahsetmiyor. Rusya'dan, Çin'den filan. Nasıl işte demokrasi, insan hakları merkezde kriterleri uyguladığı uygulayacağı filan. Bir sürü sözler verdi Mehmet Ali Şahin. Kesinlikle Rusya'dan, Çin'den hiç bahsetmedi. Avrasya eksenini hiç sevmiyorlar. Öyle yani AKP'liler. Sonra çok memnun kaldı. Yanımızda Adalet Bakanı var. Kandani. David Harley var. Ee, karısı var. Rebecca. Ondan sonra e, çok üst düzey yet yani. Dört tane de emniyet müdür yardımcısı var. Onların da karıları çok eğitimli. Ve şey, bir de Çinli doktorumuz var. Chinese. Tek Çinli o. Onun bir de kızı var. 18 yaşında. O da benim yanımda dolaşıyor. Çinli. Ee, onun benim yanıma verdiler. Dediler ki Çinli kız e, benim koluma girmiş dolaşıyor. Bir tane Çinli var gören Çinliyle evde olduğunu zanneder. Yani durum öyle. Çinli doktor da gülüyor. O hıyar da alem yani. Her gittiğimiz otelde chargerını kaybediyor. Unutuyor. Unutkan bir arkadaş. Doktor ama unutkan. Ben de ee, bir telefon kuruyorla gönderiyorum. Bir otelden öbür otele. Ya Türkiye'de 7 tane şehir dolaştık. Adamın ee, chargerını tam dört defa Şehirden şehirde transfer ettirdim. Verdiğim transportation paralarını esnaf edin yani. Charger'ını alsam daha o zaman olur ama adam yine kaybedecek. Böyle bir arkadaş yani doktorumuzda. Çok iyi doktor. Böyle Leyla <laughs> zaten es grupta espri oldu. Chinese doktor charger'ını kaybeder. Faruk Aslan bunu charger'ı otelde yine otele gönderir. Sen kaybetmeye devam et diyorlar şeye. O da kaybediyor zaten. Unutkan bir arkadaş. Ara sıra işte bize şifalı bitkilerden karışımlar yapıyor. E, tabiotlardan otlardan bir şeyler yapıyor. Ne bileyim, tütsüler yapıyor. Şimdi e, bir doktorumuz var böyle Heidi'ler. Çok fani bir adam ama süper yemek yapıyor. Sonra Kanada'ya dönüşte evine davet etti. Adam tam bir ahçı yani. Her harika yemek yapıyor. Kız da güzel. Kızı da ajan olmak, casus olmak istiyor. Bana, bana diyor ki ya Faruk senin gibi nasıl olabilirim? Ben ajan değilim, casus değilim. <laughs> ben gazeteciyim. İşte senin gibi olmak istiyorum. Benim gibi olmak istiyorsun da e, benim gibi olmak tehlikeli. Sen git kızım oku üniversitede. E, başka işle uğraş. O kadar tavsiyede bulunduk. Dinlemiyor kız. Kız peşinden ayrılmıyor. Öğreniyor yani ondan sonra ben Çinli kızla dolaşıyorum. Yanımda Çinli kız var. 18 yaşında. Güzel kız. Ee, yemek yedik. yemek ayarladık. Dedik, dedim ki karnımız aç. Yemeğe gidiyorsunuz. Bize de bir yemek ısmarlarsınız değil mi dedim. Mehmet Ali Şahin'le yemek işini öyle hallettik. Çin'in ikinci isteği böyle gerçek oldu. Anında şipşak. Üçüncü istek CHP'li. CHP'li ben neden bulayım bu adamlara? Gerçi CHP'lileri tanıyorum da Deniz Baykal yoktu yemekte. Baktım Deniz Baykal olsaydı onu ayarlayacaktım. Ee, baktım kim var? Tanıdık. Ha! Hürşit Güneş'i gördüm. Hürşit 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 Hemen e, karşıdaki masada Habib Güler kalıyor. O da dört e, yıldır hapiste. Daha yeni çıkardılar. Bizim meclis muhabiri. Zaman gazetesinin. Habib dedim benim eski stajyer talebemdir. Bana bir CHP'li ver dedim. Kimle konuşalım? Bir de şöyle baktı. Seç abi beğen istediğini götür dedi. <laughs> Öyle olur mu dedi bir, bir tanesini ayarla. Aa iyi dedi. Sen dedi iki dakika dur. Gitti Hurşit'le görüştü. Hurşit olur dedi. Ben yemeğimi bitireyim onların masasına gideyim dedi. Bizi gördüler zaten. Büyük bir heyetiz yani. İyi dedim. Hürşit Bey olur. Profesör. iyi bir arkadaş. Ondan sonra Fuşut Güreş geldi de CHP'nin muhalefet partisi olarak genel yaptığını anlattı. Ülkemizin ne kadar demokratik olduğunu, 2011 senesi ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlattı. Ee, Avrupa Birliği'ne doğru gittiğimizde. O da Avrasya 80'den bahsetmedi. Rusya, Çin, İran hiç alakası ilgisi yok. Bu 15 Temmuz rejimi nereden çıkmış acaba? Hangi ağacın kavundan çıkmış? Hangi vatan hainleri bunlar? Hangi kulak diyor? Avrasya ekseni gibi ahmak bir yola girer ya. Böyle aptal, kiriz adamlar peşinden gidiyor Türkiye beş yıldır. O da Avrupa Birliği, Avrupa Birliği entegrasyon, demokrasi, insan hakları. Bunları anlattı. Ülkede medyada özgürlük olduğunu, işte her şeyin asayişin berkemal olduğunu, Gafya babaların hapiste olduğunu, polislerin çok iyi çalıştığını, ondan sonra ee, insanların düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu, dini özgürlükler olduğunu ve ülkenin geliştiğini falan anlattı. 2011 senesinde hava böyleydi. Ne oldu acaba? 9 yıldır ülkede ya. Ülkenin anasını anlatmışlar. 9 sene önce ülke böyleydi. Gerçekten böyleydi. Ben abartmıyorum. Anlattıkları gibi söylüyorum. Çok memnun kaldılar bizim heyet. Sonra top başkanıyla görüşmeye gittik. O da Zafer Çağlayan. Top Üniversitesi'ne gittik. Zafer Çağlayan karşıladı bizi. Törenle. Bir deve kesmediği kaldı. Ve eskortlar var yanımızda. Güvenlik. Kurumalar var. Türkiye geldiğimiz, girdiğimiz dakikadan itibaren bizi ülkemizin number one VIP eskortları koruyor. İzmir'de, Anadolu'da, İstanbul'da, Ankara'da ben eskortlara duruşuyorum. VIP. Sonra Faruk Arslan terörist mi diyorsunuz? <laughs> Çok komik adamlar yani gerçekten. Ee, ve Kanadalıları inandır inandırmaya çalışıyorsunuz. Ben VIP eskortla, bodyguardlara duruşuyorum Ankara'da. Sonra bir Amerikalı heyet vardı, senatör heyeti. Bizi kıskandı kıskançlar. Efes'te dolaşıyorduk. Niye bu adamlarda escort var, bodyguard var, bizde yok diye. 10 tane Amerikalı selektör dolaşıyor, 10 tanem de bir yerde. 5 tanesi demokrat, 5 tanesi cumhuriyetçi. Bizim arkadaşlar mix yapmışlar. İkisini de seviyorlar. Hem demokratlar hem cumhuriyetçiler. Bizim var, e, diyalog rehber grubu. Onlarda koruma yok, bodyguard yok. Onların can güvenliği korunmuyor. Bizimki korunuyor. Kim bu adamlar? Niye bunları koruyorlar? Bizi niye korumuyorlar? Ya biz senatörüz, milletvekiliz diye kontekste girdi Amerikalılar. Çok kıskançlar. biz, biz ise havamız yerinde yani. Gayet iyi. İzmir'de Ercüment Bey, İzmir Emniyet Müdürü bir de ekstra eskort verdi. Öne arkaya bir de polis atosu koydu. Böyle ızır 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 ışıklar ışıklar dolaşıyor. Ya dedim abartmayın dedim ya. Biz devlet kral başkan mıyız ki Türkiye'de eee önde arkada polis otosu ve ışıklarla dolaşalım. Yol açın. Faruk Aslan geliyor. Durumu var. İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir tarafında. Gayet güvenli bir adamım ben yani. İnsanların güvendiği. Hele İzmir'de Ercüment Bey bir Diyarbakır kaburga dolması yedirdi bize. Kordon boyunda İzmir'de anam anam anam. Ne yemekti o ya? Diyarbakır kaburga dolması hiç yememiştim emniyet müdürünün yanında oturuyorum ben. Emniyet müdürü otur, ortada bir, bir yan öbür tarafta. Yani en önde ben oturuyorum. Fotoğraflar vardır. İzmir Belediyesi çıkmıştır. Videosu da çekilmiştir büyük ihtimal. Kabrugat olması harikaydı. Ve e, gerçekten süperdi. Orada eskort e, Ercüment Bey <laughs> ekstra eskortlar verdi. Bir dedi ki ya dedi e, Faruk Bey dedi e, özel hatten gelen bir escort bodyguard böyle sağlam bir vatan ferver biri bizi dedi Güneydoğu'ya bir göreve göndermeye çalışıyorlar dedi bu Erdoğan yönetimi güven olur mu? Erdoğan hükümetine güven olur mu? Kesinlikle güvenme dedim. Bu Erdoğan hükümetinin bastığı yere basma. Bunlar ...bu kadar şerefsizdir dedim... ...aman abi. ...hiç... ...İzmir'de... ...bak... ...güzel kordon boyu... ...kızlar da güzel... ...İzmir'in her şeyi güzel... ...emekli ol dedim... ...yaşın gelmiş... ...ne işim var... Ee, ...Erdoğan'ın projelerinde... ...görev almak yani... ...anlatabildim mi... ...ben gayet iyi danışmanım... ...arkadaş dedi ki... E, ...Allah razı olsun dedi... ...ben de... ...aynı şeyi düşünüyorum... ...bu hükümete güven olmaz... Erdoğan'a güven olmaz. Bunların sağ solu belli olmaz. Ben emekli olayım. Bu İzmir'e yerleşeyim. Nereye yerleşeyim diye sordu. Dedim Tire de güzel. Selçuk da güzel. İzmir'in her tarafı güzel. Yani gerçekten İzmir çok sevdiğim bir yer ya benim. Zeytinyağları güzel. Zeytinleri güzel. İzmir. Ülkemizin incisi. Güzel bir ülke gerçekten ülkemiz. Ama harap adamlar darbe yapmasa değil mi? Böyle şerefsizlik yapmasa, namussuzluk yapmasa e, siyasi projelerle ülkemizdeki insanları mağdur etmese, ülkemiz güzel bir ülke. Bu Barjinal gruplar çapulcu köpekler e, itlik, köpeklik yapmasa, domuzluk yapmasa ülkemiz yaşanılacak bir ülke. Landscape ile yani e, güzel tarihi yerleriyle samimi misafirsever insanlarıyla, yemekleriyle ki yemeklerine herkes bayılıyor. Ülkemizin güzelliğini yok eden, ortadan kaldıran, turiz, turizmi bitiren, turistlerin gelmesini engelleyen, ülkemizi bir faşizm, soykırım, e, ayrımcılık ve barbarlık, yamyamlık ülkesi haline getiren 15 Temmuz rejimini yargılamayacağız da kimi yargılayacağız? Hesaba çekmeyeceğiz de kimi hesaba çekeceğiz? Değil mi arkadaşlar? Yani anladınız siz onu. İyi günler arkadaşlar. Daha çok konuşacağız. Öyle gözüküyor. Anlamayanlar var. 50 defa değil. 5 milyon defa daha anlatsam anlatmaya devam edeceğim ben. Bıkmam, usanmam ben. Ben vatansever bir insanım. Hiçbir zaman usanmadım. Hikaye anlatmaya, gerçek hikaye anlatmaya devam edeceğiz. Bu kadar hikaye yeter bir günde ya. Yetmez mi? Hikayemi anlatalım. Yani hikayeler çok da biraz da yarına kalsın. Burası yeşil oda kardeş. Yeşil oda The green man. Yeşil adam konuşuyor.